Hoş geldiniz. Selamun aleyküm dostlar. Dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ardından da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tek tek Putin'le görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detaylarla başlayalım. Ardından dünyanın geri kalanından haberleri aktarırız. Yine çok eleştirilen masa düzenine benzer, oldukça uzak bir oturma düzeni görmekteyiz. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu aslında bir nevi geri adım atmış oluyor. Rusya halihazırda devam eden bazı askeri tatbikatları sonlandıracağını duyurdu. Böylelikle çoğu uzmana göre Rusya'nın geri adım attığı değerlendiriliyor. Yine Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu şunu söylüyor. Pasifik filosundaki tatbikatlar sırasında Urup Adası yakınlarında ABD denizaltısını keşfettik. Denizaltı Rusya'nın kara sularını 4 kilometre boyunca işgal etti. Onu kovma operasyonu neredeyse 3 saat sürdü açıklaması yapılmış. Daha sonrasında ise dediğimiz gibi Lavrov Putin'le görüştü. Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus tarafının batılı ortaklarla güvenlik garantileri konusunda fikir birliğine varma şansına sahip olduğunu söyledi. Bu da ikinci geri adım olarak değerlendiriliyor. Yine Rusya'nın güvenlik garantisi önerisine Washington'ın yanıtı Moskova'yı tatmin etmez şeklinde de Putin'in cevap verdiği belirtiliyor. Diğer haberlerimize bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Erdoğan'ın 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni resmi olarak ziyaret ettiği belirtilmiş. Burada gösteri uçakları tarafından Türk bayrağı çizilirken 21 pare top atışı yapıldı. Ardından tam teşekküllü devlet başkanı karşılama töreninin yapıldığı belirtiliyor. Benzer şekilde önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Filistin Başbakanı Muhammed İşti'ye resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor. Tabii ki de Fethi Paşa ile değil Dibeybe ile görüşüyor. Dibeybe mevkidaşı İştiye tarafından Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Iğdır'a gidiyoruz. Iğdır'da terör örgütü mensuplarına yönelik komando ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla Eren Kış 9 operasyonunda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini görmekteyiz. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda görüntüler servis ediliyor. Görüntülerde kentin Karakoyunu ilçesine bağlı yazlık kırsalında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın oğlu Serdar Berdimuhamedov 12 Mart'ta yapılacak yalandan tiyatro başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyuruyor. İtalya'da Covid-19 aşısına ve aşının zorunlu hale getirilmesine karşı Roma'da protestolar düzenleniyor. Öte yandan yarından itibaren 50 yaş üzerine aşının zorunlu hale gelecek olması ve dünya genelindeki aşı karşıtı gösteriler İtalya'ya taşınmak üzereyken İtalya'da beklenen katılımın olmadığını görmekteyiz. İtalya demişken NATO ile ilgili haber aktaralım. Suda Yunanistan'dan kalkan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135B'nin ki çağrı işaretinin Homer olduğu belirtilmiş, gözetleme ve istihbarat görevi için Kırım açıklarına gittiğini görmekteyiz. Her zamanki gibi ABD uçaklarının NATO ülkesi olmasına rağmen ilişkiler kötü olduğu için ülkemizin hava sahasına girmemeye özen gösterdiğini de görmekteyiz. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Rusya'da devlet televizyonunda yayınlanan haritayı görmektesiniz. Haritaya baktığımızda Ukrayna'nın doğusu Rusya'ya, batısı da Polonya'ya bırakılmış durumda. Ukrayna devleti denizle bağlantısı olmayan küçük bir ülke olarak gösteriliyor. Haritaya göre Rusya'nın Romanya ile komşu olduğunu da görmekteyiz. Tam da bu harita paylaşıldığında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüştüğünü de hatırlatalım. Zelenski burada açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefi devam ediyor. Bu hedef Ukrayna'nın güvenliğinin garantisidir açıklamasını yapıyor. Bazı liderler Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda aslında Ukrayna'ya da tepkili. Çünkü böyle bir durumda NATO ülkeleri de savaşa gireceği için hemen hemen tüm ülkeler Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına, bazıları doğrudan bazıları da dolaylı olarak karşı çıkıyor. Diğer haberimiz Azerbaycan'dan fotoğraf görmektesiniz. Azerbaycan Türkiye'nin otokar şirketinden
Cobra 2 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç sipariş etmişti. Yeni araçlar bugün Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma birliklerinin yeni inşa edilmiş askeri üssünün açılışı sırasında sergileniyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Azerbaycan'ın aldığı Cobra 2 araçları 12.7 mm Kord ağır makineli tüfekli kuleyle donatılmış durumda. Buna ilişkin kısa görüntüler servis ediliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından başlayan tatbikata ilişkin kısa bir videonun paylaşıldığını görmekteyiz. Somali'de Türk Büyükelçimiz Somali Türkiye Mezunlar Derneği üyeleriyle görüşme gerçekleştiriyor. Kendisinin burada Somali'deki son durumu mezunlarla değerlendirdiği belirtiliyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalani ile bölgedeki son durumu görüştüğü belirtiliyor. Özellikle 3+3 konferansa Gürcistan'ın Rusya'dan dolayı katılmak istemediğini hatırlatalım. Bu da Zengezur koridorunun açılma ihtimalini her geçen gün daha da zor hale getiriyor. Etiyopyalı Kadya Ali'nin hikayesi paylaşılıyor. Türkiye'de açtığı restoranıyla hem Afrika mutfağını tanıtıyor hem de çevresindeki kişilere yardım ediyor. Ankara'ya 2018'de gelen ve Mavi Nil isimli restoranı açan Ali, şehirde ilk ve tek Etiyopya restoranıyla faaliyet gösteriyor. Kendisi rahmetli kocasının Türk asıllı olduğunu belirtirken, Etiyopya'daki şirkette yönetici olduğunu, bu nedenle sık sık Türkiye'ye geldiklerini belirtiyor. Kendisinin kısa bir videosuyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Peki neden Türkiye'ye geldiniz ilk başta? Çünkü evlendiği için geldim. Benim işim Türk olduğu için. Yani eşiniz Türk'tü, Etiyopya'da çalışıyordu, orada tanıştınız. Evet, Etiyopya'da benim işim müdür. Müdürdü, orada evlendiniz. Evet. Sonra 2000 kaç yılında geldiniz? 19. Bu dükkanın aslında sonra, bir ay sonra... Birinci korona başladı en çans.